dün gece yaptığınız şey. Yani beni öpmeniz. Saraya dönmem lazım. Neden derviş? Neden? Hususi bir sebebi yok. O an öyle icap etti diyelim. Mutlaka bir izah vardır. Bana karşı hisleriniz mi değişti? Yoksa halime mi acıdınız? Hangisi? İşitmek istiyorsanız söyleyeyim. Teselliydi sultanım. İkimizin de yaşadığı hayal kırıklığının bir tesellisi. Nerede o? Fahriye nerede? Dairesindeler sultanım. Fahriye. Ne yaptın sen? Ne yaptın? Hünkârımız canını almaya gelecek. Neden bahsediyorsunuz validem? Büyük günahını öğrendi. Artık onu ve şehzademizi öldürmeye çalıştığını biliyor. Kim söylemiş? Nereden öğrenmişler? Kösem denen o küçük yılanın marifeti paşa. Mehmet Giray'a yazdığın mektup, itirafların hepsi eline geçmiş. Almaya çalıştık lakin bizi de aldattı. Hepimizin hayatını mahvettin Fahriye. Hepimizi yaktın. Hünkârımız canını almaya geliyor diyorum. Anlamıyor musun? Ne yapacağız şimdi? Senin yüzünden daha başımıza neler gelecek? Erman yanarsam hepiniz yanarsınız. İşittin mi derviş paşa? Hepiniz yanarsınız. Utanmadan, sıkılmadan bir de tehdit ediyorsun ha? Biz ki cihana hükmediyoruz. Lakin kızımıza sözümüz geçmiyor. Ne geliyorsa başımıza senin yüzünden geliyor. Lakin artık bitti. Yalnızsın. Cezanı çekeceksin. Validem, hayır. Hayır validem ne olur. Validem ne olur bırakmayın beni. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Kurtarın beni. Ne olur kurtarın beni.
Aslan torunumuz. Fahriye Sultan nerede? Nereye sakladınız derhal söyleyin. Kimin haddine saklamak? Vaziyeti öğrenince gazabından korkup kaçtı. Mani olamadım. Bilerek mani olmadınız. Bu yüzden buradasınız. Bizzat siz istediniz kaçmasını. Derhal söyleyin. Nereye sakladınız? Geldik sultan. Derviş hayır. Bırakma. Ne yaparım tek başıma? Ya hünkârımız gelirse? Ya beni teslim ederlerse? Sizin için yapacağım tek şey bu. Daha fazlası değil. Benden kaçarak kurtulabileceğini mi sanıyor gafil? Hı? Mümkün mü böyle bir şey? Elbette kudretinizden sual olmaz. Bulur ve cezasını verirsiniz. Lakin o bir hanedan mensubu sultan. Deliyse de bizim delimiz. Sana yalvarıyorum. Ne olur canını bağışla. Kızınız olacak hain. Beni zehirledi. Kardeşimi zehirledi. Hepimizin sonunu getirecekti. Hanedanın sonunu. Zinharaf yok. Layığı neyse onu bulacak. Hüdayi Hazretleri, ben Fahriye Sultan. Sizinle konuşmak istediğim bir husus var. Kusura bakma hanım kızım. Ben Fahriye Sultan diye birini tanımıyorum. Nasıl tanımazsınız? Ben merhum Mehmet Han ve Safiye Sultan'ın kızları Fahriye Sultan. Hadi bakalım çocuklar. Mektep vakti geldi. Derslerinize. İçeri girmek istiyorsanız yapmanız icap eden bir şey var. Murat Paşa. Davetime icabet ettiğiniz için size müteşekkirim sultanım. Zira bizzat tebrik etmek istedim. Hadiseleri işitmişsiniz. Hayret etmedim dersem yalan olur. Safiye Sultan'a karşı bu kadar çabuk zafer kazanmanızı beklemiyordum doğrusu. Muazzam. Talihim yardım etti paşam. Rüzgar benden yana. Bugün öyle. Peki yarın bir serdar olarak
Nice savaşlar gördüm sultanım. Rüzgarın bir anda tersine döndüğü nice savaşlar. Demem o ki, kılıcınızı asla elden bırakmayın. Safiye Sultan'ın var gücüyle üzerime geleceğini biliyorum. Lakin korkmuyorum. Bence korkmalısınız. Zira korku beraberinde tedbirli olmayı getirir. Her daim tetikte olmayı. Şimdi müsaadenizle size takdim etmek istediğim biri var. Gürbüz Ağa. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Bu dergâhta efendiler, paşalar, sultanlar yokmuş. Öyle dediler. Nasıl ki Allah-u Teala'nın huzurunda sanımız, sıfatımız yok ise öyle. Kapımızın eşiğinden geçen herkes eşit. Siz de benim için kızım, kardeşim bileceğim Fahriye Hanım'sınız. Buyur. Şimdi söyle derdini. Ben. Ben bir günahkar. Cezam ölüm. Kapınıza yüz sürmeye. Sığınmaya geldim. Kabul buyurun beni. Hacı Ağa, Zülfikar nerede? Emriniz üzere Şeyh Hüdayi Hazretleri'nin dergahına gittiler. İhsanlarınızı götürmeye. Ya derviş, o nereye kayboldu? Malumatım yok hünkârım. Kösem Hatun'a haber ver, derhal yanıma gelsin. Bakmayın böyle hımbıl gözüktüğüne. Pek çeviktir, hareketli, zehir gibi de aklı vardır. En mühimi sadıktır. Eğer kabul ederseniz bundan böyle Gürbüz Ağa'yı sizin hizmetinize vermek isterim. Hacı Ağa ile konuşurum. Sarayda bir vazife bulunur elbet. Onun zaten bir vazifesi var. Bir müddet evvel eski saraya girdi. Safiye Sultan'ın attığı her adımdan haberdar olmanız için. Benim için casusluk mu edecek? Şeref duyarım sultanım. Canım yolunuza feda. Kat'i bir zafer için para kaynağını kesmeniz lazım. Gizli bir hazinesi var. Kayıtlarda geçmeyen yüz binlerce altın, dört bir yandan oluk oluk akan rüşvetler orada toplanıyor. Eğer orayı bulursanız, işte o vakit kurdukları nizam çöker. Bunları neden yapıyorsunuz paşam? Zannediyorum sadece bana yardımcı olmak için değil. Safiye Sultan'a olan nefretinizin sebebi nedir? Husumetimiz çok eski zamanlara uzanır. Anlayacağınız uzun bir hikaye. Vakti gelince anlatırım. Kösem Hatun, her yerde seni arıyorum. Hünkârımız seni çağırdı. Ne oldu, yakalamışlar mı Fahriye Sultan'ı? Ses daha çıkmadı, bilmiyorum. Lakin
Hünkârımız öyle bir döndüler ki vallahi kan gövdeyi götürecek. Gel. Ahmet. Sen ve ben bir hünkâr ve cariyesi değildik Köse. Yalansız. Saf bir aşktı bizimki. Nereden buldun bu mektubu? Nasıl geçti eline? Sen de mi arkamdan iş çevirmeye başladın? Hayır zinhar. Ben sadece... Bu mektubun ne işi var sende Köse? Fahriye Sultan'ın sırrını işittim. Evvela inanmadım. Lakin içime bir şüphe düştü. Takip ettim ve bu mektuba ulaştım. Sana mı kaldı bir sultanı takip etmek? Casus musun sen? Mesele senin hayatınsa her şeyi yaparım. Fahriye Sultan seni ve şehzademizi öldürmeye çalıştı. Mühim olan bu. Cezasını çekmesi lazım. Elbette cezasını çekecek Kösem. Mesele bu değil. Kendi kanımdan bir sultanın beni öldürmeye çalışması bile senin bu kirli oyunların içinde yer alman kadar yakmadı canımı. Sen diğerleri gibi değildin. Hiç kimsenin hiçbir şeyini bozamayacağı bir masumiyetin vardı senin. Ahmet ben seni... Alelade cariyeler, bütün o gözdeler, ağalar, vezirler, herkes gibi olmuşsun sen de. Senin de kalbin kirlenmiş. Bu saray senin de masumiyetini soldurmuş. İstemiyorum. Çekilebilirsin. Kösem Hatun. Seninle böyle anlaşmamıştık. Fahriye Sultan'a zarar gelmeyecekti. Ne sultanı? O bir hain. Zaten başıma ne geldiyse onların yüzünden geldi. O
hünkârımızın canına kastetmiş bir alçak. Neden hala onu koruyorsunuz? En başından beri fikrim buydu, değil mi? Mahsus yalan söyledin bana. Nedir bu telaşınız paşam? Neden hala koruyorsunuz onu? Siz mi kaçırdınız yoksa? Dikkatli ol Kösem Hatun. Haddini aşıyorsun. Hem de ziyadesiyle. Derviş paşam, Kösem Hatun. Hayırdır, mesele nedir? Üzerine vazife olmayan işlere burnunu sokma. La havle ve la kuvvete illa billahi lalil azim. Paşamızın derdi nedir Kösem Hatun? Hey heyler üstünde. Zevcesi Fahriye Sultan kayıplara karışmış. Neredesin sen derviş? Zevcenin ne işlere bulaştığından haberin var mı? Hadiseleri işitir işitmez geldim. Sultanımız kaçtığına göre söylenenler doğru. Fahriye Sultan bunu nasıl yapar anlamıyorum. Ne cüret. Sen neredeydin? Niye yoktun sarayda? Dershaneye teftişe gitmiştim. Erkenden çıktım. Dün geceden beri görmedim sultanımızı. Lakin merak etmeyin, bulacağım. Hünkârım, mesele nedir bilmiyorum fakat Fahriye Sultanımızı ben gördüm. Nerede olduğunu biliyorum. Nerede söyle. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin dergahında rast geldim. Uzaktan dergaha girerken gördüm kendilerini. Paşam, sonra konuşacağız. İnşallah hünkârımıza yalan söylemenizin makul bir sebebi vardır. Şey efendi. Hünkârım. Fahriye Sultan dergahınıza sığınacak yüzü nereden buldu? İşlediği günü anlattı mı size? Malumatım yok. Bir şey anlatmadı. Hem malumunuz, bize sığınanlara günahını hatasını sormayız. Anlatırsa dinleriz. Öğüt isterse öğüt verir. Teselli bekler ise teselli ederiz sadece. Size ve dergahınıza hürmetim büyük Hüdayi Hazretleri. Lakin Fahriye Sultan affedilmez bir suç işledi. Adaletimin kılıcında cezasını çekmeli. Adaletinizden şüphem yok. Fakat burası Darül Eman. Malumunuz üzere her kim olursa olsun dergahımıza sığınan birini zinhar teslim etmeyiz. Edemeyiz. Ömrünün sonuna kadar burada kalacak hali yok ya.
Elbet bir gün çıkacak. Bunu ben bilemem. Ne zaman ki vicdanıyla yüzleşir, ruhu arınır ve hafifler, o vakit çıkar. Hiç değilse görmek isterim Hüdayi Hazretleri. Buna bir manimiz yok herhalde, öyle değil mi? Başını eğme. Utanmam, sıkılmam varmış gibi eğme başını. Sen hanedan Ali Osman'a kendi kanına, kendi canına ihanet etmiş bir hainsin. Neden yaptın? Hı? Kim emir verdi sana? Sende bunu yapacak yürek yok. Kim? Mehmet Giray. O verdi emri. Hayır, hayır hünkârım. O bu hadiseler olduğunda zindandaydı zaten. Kardeşi Şahin Giray. O beni buldu. Mehmet'i kurtarmanın tek yolu bu dedi. Ben size çok öfkeliydim. Yalvarırım. Yalvarırım, bağışlayın. Artık bir tövbekârım. Bin kere tövbe etsen de nafile. Benim için bir ölüden farkın yok artık. Bir gün buradan çıkacaksın Fahri. Ve o gün gidecek bir kapın olmayacak. Şahin Giray yapmış Zülfikar. O melun girmiş kanına. Her yerde arınıyor. Lakin sıra kadar basmış Amin.